Sence kalabandı! Sana söylerim ulan İsmail, sence kalabandı! İndir ulan yelkenleri, tonisten, tonisten! Kayalara çarpacağız oğlum, kayalara çarpacağız, Allah müstakınızı versin be! Ulan sana söylerim, kürekle idare edin, kürek, 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 kürek! Ulan hiçbir şey yaramazsınız, her işi de bana bırakırsınız be! Koskoca süvariye kürek çektiriyorsunuz ha! Arkadaş, tabii bu kadar deniz kurdu olursan her yolu sana koşarlar tabii ya. Turist Ömer, turist Ömer! Ha? Ne yapıyorsun burada sen? Ya görmüyor musun, kürek çekiyoruz arkadaş. Ben denizciyim abicim, denizci. Ulan bu kadar denizciysen atla bir sandala, açıl denize be! Yoo, ben o kadar denizci değilim ben. Ben karada denizciyim işte, o kadar hepsi. Hadi boş lafı bırak da şu kahveye sen bak, ben de komşunun elektriklerini tamir etmeye gideyim. Abicim boş ver o kahve davasına da, ben o elektrik davasına gideyim daha iyi namusum. Yo yo, geçen sefer herifin musluğunu tamir etmeye gittin de evin su içinde bıraktın. Ne yapayım, musluk bozukmuş, ben çekince koptu, ondan sonra da sular aktı, 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 aktı. Yalnız o değil, herifin yatağında bir de uyumuşsun. Ya ne olur abi, uykum gelmiş, uyumuşum ya. Ulan, ulan uyudun ama herifin karısı yataktaymış be! Yok ya! Ben girdiğimde yoktu abi, sonradan bana imrenmiş de gelmiş herhalde. Hadi hadi, geveseliği bırak! Ben komşunun elektriklerini tamir etmeye gidiyorum. Abiciğim, vallahi bu sefer ben gideyim elektrik işine, ne olursun be! Çok iyi anlarım elektrik tavasından vallahi. Ulan gene başımı belaya sokacaksın! Yok, bir şey yapmam, Allah canımasın, bırak gidin ya! Allah cezanı versin! Aman aman, git git! Sağ olasın abicim be! Ya içime işlemiş, tamiratçılık işlemiş, kahveden anlamıyorum ki ya! Ulan hani tamirata gidiyordun? Görmüyor musun? Sandaldan gidiyoruz işte ya! Ya çık dışarı! Abicisin abi, bir kere bakayım şu dövmene ya, çok kral be! Ulan nesine bakacaksın, dövme işte! Dövme işte sende ya, ben de yaptıracağım koluma, dövme dövme! Allah cezanı versin, nedir senden çektiğim şey! Bunlar pişman olur tabii ama... Ha, abi, burada bir tamirat tavası varmış, ha, nerede o dava? Siz tamirat için geldiniz değil mi? Evet, çok güzel! Peki nedir bu testere, ne yapıyorsunuz bunlar? Abi, ben bundan sabahları tıraş olurum çok abicim! Çok iyi! Anlamadım. Vallahi anlatayım. Şimdi tamam değil mi efendim? Benim şimdi sizden bir ricam da var. Bu oda 6 tane kadar ampul var. Bunları hepsini tamir edeceksiniz. Ederim bir ya. De ayrıca kofra patlamış. Ama ben sizin hakkınızı öderim. Bütün bu işler için tam tamamına size 2,5 lira ödeyeceğim. Kaç? Tamam mı? Ama unutma, bütün 2,5 lira. Aa, bütünse olur tabii ya. Hadi başla bakalım. Başlayalım, başlamak hadi bitirmek. Allah! Ne oluyor? Gör müsün be, ayağımı kırıyordun aslında, mahvoldu ayağım. Çantanın altında ne arıyor ayağın, tut şunu ya. Madem ki abicim elektrikleri tamir edeceğiz, onu bitirelim. Hadi. Ayağını da ederiz. Hadi. Aa, o tablo çarpık duruyor, olmaz ya, o tamir etmeli mühim onu. Değil kardeşim. Mühim olmaz ya abicim, bak, sen bana bırak, ben onu düzelteceğim ya, karışma ya. Efendim şimdi... Allah aşkına bırak ama ya, bırak ya. Ederim. Ne yapıyorsun ya? Kusura bakma, bir bana bırakalım. Hadi ya, iki elinden bir testereyi doğrultamadım ben. Abicim bir çekicim var mı, çekiç? Bende çekiç yok. Bende? Sende de yok mu? Bende olmaz olur mu ya? Varsa ne konuşuyorsun be yavrum? Laf olsun, ne söyledik ya, tut şimdi şu ayağını yukarıdan. Şuradan mı? Ötekini de aşağıdan tut. Hizası değil mi? Tamam, koy oraya, aşağıya dikkatli bak. Gör müsün be? Abicim, peki niye çekicin altına elini koyuyorsun? Kabuğa sende tabii. Affedersiniz, özür dilerim. Şimdi bak, affedersin. Bir tane daha elin var mı senin? Bir parmağım daha var. Hah, onu şimdi koy oraya, yukarı koy. Yukarı, tamam anladım. Yukarı, sağlamını yukarı, tamam. Ötekini aşağı. Rica ederim. Hadi koy şimdi. Ne oldu ya? Parmağım koptu, parmağım koptu, parmağım koptu. Ama abicim sen de çekicin altına koyma dedik. Hiç laf dinlemiyorsun, kızdırıyorsun adamı ya. Bir kere bu tablo burada olmaz. Bu duvarın zarafetini bozuyor bir kere bu ya. Aklına. Aman Picasso itti. Niçin bu tabloyu kaldırdın da yere atıyorsun be kızım? Ya herkes layık olduğu hayatı ama yaşasın ya. Ben bu tabloya para verdim be yavrum. Ne müsaade edecekmişim sana be? Allah Allah. Şuna bak. Adamın asabını bozma. İşçiysen işçiliğini bir o kadar anladın mı? Abicim bir dakika. Bir dakika sıra sende. Bir dakika ya. Aa, şuraya bak be. Allah Allah. Aman! Bana bak! Ne yapıyorsun be kuzum? Ne oldu? Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim! Paşa! Canım kardeşim! Ya üzüntümü yaşıyorum, hayır, bırak beni be! Muhterem kardeşim! Efendi! Ya dokunmasana kardeşim, kardeşim bak, bana! Kardeşim, ben insanları çok severim ve karşımdaki bir insanın katiyen incilmesini istemem. Sen burada değil mi benim ya tablomu kaptığın yere attın? Ama ben değil mi, madem ki bu tabloya bu kadar para vermişim, herhalde sana karşı bir laf söylemek benim de hakkımdır, değil mi ya? Sen buraya niçin geldin, etme parası kazanmak için, ben senin sanatına hürmet eden bir adam, ama sen de karşısındaki adamın hakkını çiğneme, değil mi? İnsanlar birbirlerini daima sevdiklerine hürmetçe yükselirler, ne demek? Konuş şimdi, konuş bakayım, anlat! Bup bup ye! Bak, boru çarpık, çarpık! Delim hakkım yok mu kardeşim, bu hakkıyla konuşmasın!
Ulan iplikçi karı gibisin be! Sen bana söyle, aksi salaksız! Sen sus! Ulan ne...